Lan herkese merhaba. Şimdi bugün bitkisel hayatım bölümündeyiz. Sizlerle birlikte yılbaşı ağacımızı kurmak istedik. Elif de bana yardım edecek bu konuda. Şöyle bir durumumuz var tabii ki, çok eskilere dayanan bir inanış, elbette ta paganlara kadar giden bir inanış. Ne olduğu hiç önemli değil. Hangi dine ait olduğu benim için herhangi bir şey ifade etmiyor. Ben o ruhu çok seviyorum. Beni ne bileyim işte böyle neşelendiriyor, bana enerji veriyor. O yeni yıl ruhu gerçekten çok keyifli. Hangi dine ait olursa olsun dinsel anlamda herhangi bir şey bana ifade etmiyor. Bende uyandırdığı his çok keyifli. Bu yüzden de ben de her yıl 1 Aralık'ta mutlaka işte çam ağacımızı hazırlamaya özen gösteriyorum. İşte 1 Aralık'la 7 Aralık arasında diyelim. Hazırlamaya özen gösteriyorum. O zaman başlayalım mı acaba? Başlayalım. Ya! Nerede? Şurada. We wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas. Son yapıyorum ben de sana. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Kaç yıllık bu ağaç? Senle aynı yaşta. Senin doğduğun yıl aldım. Demek ki 17. Bu evdeki ender yapay bitkilerden bir tanesi. Zaten yapay olması gerekiyor. Çünkü biz gerçekten yeşili seviyoruz. Doğayı koruyoruz. Bana yaklaşmayın. O yüzden canlı çam ağaçlarının kesilmesine kesinlikle ama kesinlikle karşıyız. Düşer mi? Evet. Düşmez ya. Neyse şimdi yakana kadar düşmez inşallah diyoruz. Açıyorum.
Aç. Olmuyor. Ne demek olmuyor? Çok güzel oldu. İşte yeni yılda yeni umutlar, güzellikler. Çünkü çam ağacı ölümsüzlüğün simgesi. Kışın yaprak dökmediği için bu ağaç tercih edilmiş. O yüzden de böyle üzerine hep hediyeler, yemekler, kurabiyeler, meyveler hep şey yapmışlar, asmışlar. Bizler de şimdi böyle minnok minnok böyle süsler takıyoruz. Ve bu yeni bir yıl, yeni umutlar, yeni heyecanlar, sağlıklar, güzellikler, bereket, bolluk için diye böyle şimdi haydi 30 gün boyunca çok bununla eğleneceğiz. Çok güzel oldu.